Sevgili seyirciler, Dolmabahçe'deki dev rövanşa artık sadece saatler kaldı. Ve değerli konuğum Ömer Üründül şu anda hemen yanımda bulunuyor. Hoş geldin sevgili Ömer Üründül. Hoş bulduk Orhan abi. Şimdi senle bizi böyle karşı karşıya görünce diyecekler ki bir Fenerbahçe Beşiktaş maçına 4-5 saat kala acaba bu Ziraat Kupası'nın çok büyük rövanşında neler konuşacaklar? Halbuki biz ne konuşacağız sevgili Ömer Üründül? Suat Mamat. Değil mi? Evet. Sevgili seyirciler, Suat Mamat, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük virtüözü. Olağanüstü bir futbolcuydu. 30 Kasım doğum tarihi, 30 Kasım 1930 doğum tarihi, vefatı ise Şubat ayının 3'ünde ve 2016'da. Kendisinin tabii ki vefatından 2 sene geçmesine rağmen biz bildiğiniz gibi bütün ünlü sporcuların vefatlarından sonra hayatlarını tekrar tekrar yeni nesillere hatırlatabilmek için hep programlarını düzenliyoruz. Bu defa da Suat Mamat'ın programını yapacaktık ama öyle yüklü bir spor gündemimiz oldu. Ardından da o olağanüstü güzel kış oyunlarını seyrettik ve bazı yine vefatlar araya girdi. Rahmetli Suat Mamat'ın hatırlatmasını diyeceğim artık. Vefat demiyorum. Çünkü bu büyük ustalar, büyük virtüözler, büyük sanatçılar ve futbolun baletleri hala bizim belleğimizde yaşıyor sevgili seyirciler. Tavsiye ederim özellikle gençler ve genç dedikten sonra da orta yaşa yakınlar bu programları seyretsinler ve ne büyük mucizelerle kimler neler yapmış bizden biraz olsun öğrensinler. Evet, şimdi geliyorum Suat Mamat'a. Suat Mamat Bakırköy'de bir demirci ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 5 kardeşti bunlar. Ve şu anda gördüğünüz bir fotoğraf hemen yönetmenimiz tarafından getirildi. Suat Mamat Galatasaray İstanbulspor mücadelesinde İsmet Gümüşdere isimli duayen ve rahmete ulaşmış, hakka yürümüş İsmet abimizin çektiği, İsmet Gümüşdere abimizin çektiği bir fotoğrafla işte tarihe böyle geçti. Bakın, bir Galatasaray İstanbulspor mücadelesi. Dolmabahçe'nin durumuna bakın. Full tribünler. Şu anda böyle kalabalığı sadece 3 büyük hatta 4 büyük takımın da diyebiliriz. Oynadığı büyük mücadelelerde ve büyük rövanşlarda görebiliyoruz. Bakın, bir Galatasaray İstanbulspor maçı. Solda İstanbulsporlu Kenan yaşıyor kendisi, kulakları çınlasın. Arkada ise rahmetli Aydemir. Galatasaraylı oyuncuları kusura bakmayın, görmeme ve tanımama şu anda imkan yok. Ama biraz sonra Suat Mamat'ın Galatasaray'da kazandığı 4 şampiyonluğun fotoğraflarıyla Suat'ın resimlerini de sizlere sunacağız. Evet, şimdi ben hemen tekrar biraz önceki cümlemi bağlamak istiyorum. Bakırköy'de doğar ve tabii ki orada futbola nerede başlayacak? Yedikule Demirspor'da. Yedikule Demirspor'dan hemen sağının oradaki o semtte oynamaya başlar. O semtte oynarken göz doldurur ve göz doldurduktan sonra 1952'de Galatasaray Suat Mamat'ı bir genç futbolcu olarak alır. Zamanın çok ünlü bir markası İstiklal Caddesi'nde Mayer. Mayer'den giydirilir, üstüne başına bakılır ve bir de 175 lira aylık bağlanır. Bağlandıktan sonra 52 yılından başlar Suat Mamat'ın çıkışı ve milli takımlara kadar gider. Galatasaray'da ise kazandığı şampiyonluklar çabası. 4 şampiyonluğu var Galatasaray'ın Suat Mamat'la birlikte. Ve şimdi sevgili Ömer Üründül, biz artık müzelik olduk. Ama sen maşallah Estağfurullah. yavaş yavaş artık metrobüsle mi gelirsin, tramvayla mı gelirsin, özel arabanla mı gelirsin? Topkapı tarafına doğru yaklaşmakta değilsin ama adımlar atmaya başlamış durumdasın. Suat Mamat'ı gördün mü? Tabii canım, yani tanıştım da kendisiyle de. Evet. Ben gazeteci olduktan sonra Evet. maçlarına gittim. Ben daha önce de söylemiştim size, benim babam rahmetli büyük bir futbol hastasıydı yani. Ben Bilmez olur zaten, muyum? bana da öyle geçti zaten genetik Tabii. olaraktan. O beni ilk 4 yaşında maça götürüyor.
ilk maçım da Fenerbahçe Kasımpaşa. Ondan sonra da öyle gidiyorum. Tabii ben büyük bir merak sardığım için hem her maçı radyodan dinliyorum. Birçok maça da babamla birlikte gidiyordum. Sonra belli bir yaştan sonra kendim devamlı gitmeye başladım. Suat evet. abinin de birçok maçını hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta izledim. Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi çok teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuydu. Yani çok klas bir oyuncuydu. İşte böyle akrobatik hareketler olsun. Ya. Toplara çok iyi vururdu. Tabii ki o zamanki futbola göre hani çok süratli değildi. Çok fazla devamlılığı yok gibi gözükür ama oyuna müthiş etki eden bir oyuncuydu. O zaman tabii yanında da çok önemli oyuncular var. Mesela rahmetli Metin abi. Metin Oktay, çok büyük tabii. bir santrfordu. Şimdi bir yanında Suat abi oynuyordu. Bir yanında da Kadri Aytaç abi diyeyim. Bunlarla filan yani top oynanıyordu. İsfendiyar abi. Sağdan kesiyor topları. Şeyler. Yani bu şey içinde. Sonra Beşiktaş'ta da çok önemli bir kadro vardı. Evet. Beşiktaş'ta da iki şampiyonluğu var. Beşiktaş'ta iki şampiyonluğu evet. var. Evet. Sonra biz tanıştık da bir de çok biraz ağır bir insandı. Evet. Kibar. Çekingen de biraz. Çekingen böyle fazla konuşmayan, saygılı ve şey çok da güzel giyinirdi Orhan abi. Evet. Çok da güzel giyinirdi. Boy pos yerindeydi. Evet. İskele evet. Caddesi'ndeki o mağazaları evet. iyi kullanırdı evet. yani. Çünkü ben o şeylere başlayıp da bu medyanın içine girdikten sonra çok öyle eski futbolcu abilerle beraber olduk. Şimdi rahmetli Metin Oktay'la, Refter abiyle çok oldum ben milliyetteyken şey yaparken filan. Yani onlarla tabii benim o sohbet etmem şey olan bana da ayrı bir haz veriyordu yani. Tabii çok tabii. Çok önemli çünkü bunlar şimdi bir de siz demin dediniz ki mesela stat ana baba günü herkes bir orana ne seyirci, o zaman o zaman televizyon yok. Başka şeyler yok, telefon yok, şey yok, cep telefonları. Yani o zamanlarda insanlar işte ne yapıyor öyle bir futbol tabii. maçı tabii, en önemli tabii. şeydi. Sabahlardan ben bilirim. Birçok maça sabah gidip şey saatlerce kuyruk bekleyip maça girmek. Battaniyelerle gece tabii, kalıyorlardı. Tabii. Mesela ben şeye gece gittim. Bir şey maçı rövanşı vardı hatırlıyorum. Türkiye Almanya biz burada 3-0 kaybettik. Orada berabere kaldıktı. Evet. Almanya'da. Almanya'da. Köln'deydi galiba. Onun rövanşında ben geceden gittim. Yani böyleydi o zaman öyle bile. Şimdi ya. Öyle değil ki şimdi. Artık her şey televizyonda açıyorsunuz, naklen yayınlar şeyler. O zaman tabii ona göre. Gene de ben şahsen yani bu şartlarda bile yine yani seyirci belli şeyde gidiyor maçlara. Ama bu çünkü teknoloji çok önemli. Tabii. Çok önemli. Çok seyretme imkanı var. İnsanlar çok. Telefonlarından maç seyrediyorlar. Maç seyrediyor. Bir de artı şu var. Mesela diyelim ki bir maç var İstanbul'da önemli. Onun öncesinde İngiliz Premier Ligi var, şey var. Tam diyor ki ben evimde otururum. Sıcacık evimde açarım değil mi? Tabii. Bir de bu tip var. Onu seyredip o bitti mi öbür lig maçı başlıyor. Yani tabii, böyle bir durumdayız. Tabii. Ama yani ben eski bütün bu maçlara yani gençliğe gittiğim için bütün bu benim çağımın yani şeylerini yaşamamın o gençlik döneminde bütün bu Defter abileri, Metin abileri çok seyrettim yani. Ama Can rahmetli Bartura. Pederin de tabii bunda rolü tabii büyük. O zaten o başlattı bizi. Tabii. Öyle ama benim için de bir tutku oldu. Ben sporun her tarafını şeyini seviyorum ama futbol tabii öncelik. Bambaşka evet. Şimdi rahmetli Pederin bir de benimle ilgili bir yaklaşımım var. Benim evimi yaptı. Diyeceksin ki şaşırıyorsun değil mi? Atatürk Barışı falan evet, değil o yaptığının dışında. İstanbul Radyosu. Evet, evet. İstanbul Radyosu'nu inşaatı yapılan ve mimarlığı, mühendisliği kendisi tarafından yapılmıştır. Rahmetle anıyorum kendisini. Ve şöyle önümüzde notlarımız var. Hazırladığımız ansiklopedilerden, benim eski arşivlerimden bazı kadrolar var. Hemen onları rica edeyim. Arkadaşlarım yavaş yavaş göstersinler. Mesela Suat Mamat'ın kafa vuruşunu biraz önce gösterdik. Vaylan'ın Suat Mamat çizimi var. Bu da mesela bakın şimdi sevgili seyirciler hemen sağda Şükrü Güles'ini görüyorsunuz. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Şükrü Güles'inin Galatasaray'da işi ne diyeceksiniz? İşte sağda çizgiyle. Galatasaray o yıl 54'te lig ikincisi oldu. 52'de lig ikincisi oldu ve burada Suat Mamat da takımda oynuyor. Hemen soldan Torik Necmi lakaplı. Necmi yanında Suat, Kadri, Turgay, Rober, Reha, Şükrü Güles'in oturanlar Coşkun, Enver, Büyük Ali ve Sarı Muzaffer dedikleri Muzaffer Tokaç. Ve iki sezon Şükrü Güles'in
Roma'dan, İtalya'dan döndükten sonra Beşiktaş'a değil Galatasaray'a geldi ve futbolunu bıraktı. Şimdi bir de şampiyon Galatasaray'ı yine sizlere fotoğrafıyla sunmak isterim. Suat Mamatlı. Hemen soldan yukarıda Saim. Yanında Enver Coşkun, Kadri Ergin, Ergun ve oturanlar Ali. Ali, Metin, Suat, Büyük Ali, İsfendiyar ve kaleci Turgay. Şimdi burada işte Suat Mamat'ın Galatasaray'da tam 4 şampiyonluğu var. Lig ve Türkiye Ligi olarak. Ve Metin Oktay'la tabii çok iyi dostlukları vardı. Metin Oktay da yani dost olarak Suat'ı seçmesinde ne yapsın? Şimdi o kadar enteresan ki Suat olsun, Kadri olsun, Metin Oktay'a devamlı pasları yağdırıyorlardı. Böyle iki tane olağanüstü adam. Sevgili Üründül, bilirsin şimdi burayı da hemen seslendireceğim. Bir şampiyonluk, bir gol krallığı senesinde Metin Oktay'ın 30'un üzerinde 23 tane Kadri'nin golü var. Ve Kadri bütün penaltıları, frikikleri Metin'e attırıyor. İşte burada Metin'le Suat yan yana. Biraz önce de Galatasaray'ın almış olduğu bir ödüllü fotoğraf vardı. Onu geçtik. Galatasaray'da Suat Mamat o devirlerde belki hissetmişindir. Biraz böyle donuk kırgın gibiydi son yıllarda. 1962'de son 1961'de 62-61 evet Beşiktaş talip oldu Suat Mamat'a. Gidilmedi. Daha sonra 64'te 63-64 sezonunda bir Galatasaray Beşiktaş maçı, şampiyonluk maçı. Metin'in penaltısı. Hmm. Özcan Arkoç'a. Evet. Şimdi orada Necmi Tanyolaç abimiz, büyük ustamız yazısında diyor ki herkes diyor Gündüz Kılıcı diyor sırtlamış. Şampiyonluk şarkıları söylüyor. Suat Mamat'sa diyor koridorların başında diyor soyunma odasına gitmek üzere şöyle yan bakarak huzuru yani üzgün bir şekilde Galatasaray'ı seyrediyor diyor. İşte orada Beşiktaş'a geçiyor. Sanki aralarında Gündüz Kılıç'la mı bir sıkıntı oldu sonra? Çünkü Gündüz Kılıç tabii onu Galatasaray'a getiren insan. Siz o yaşlarda tabii işin içindesiniz. Ya. Ben o genç yaşımda hiç bunları tabii şey yapmadım yani. Hiç aklımda acaba böyle diyorum o artistik hareketler, o muhteşem güzel hareketler Galatasaray'da biraz böyle sanki Gündüz Kılıç tarafından fazla artistik yapma mı şeklinde karşılandı. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ben şey evet, ben de çözemiyorum tabii. Evet. O zamanlar zaten biz de çok küçüğüz daha. Spor yazarlarının yani 1957'de başlamışım. 19 yaşında. Dolayısıyla bunları pek fazla düşünecek değil. O zamanlar sıkı muhabiriz biz. Devamlı haber peşinde koşuyoruz. Daha sonra yorum durumları meydana geldi. Evet. Zat-ı haliniz. Şimdi o bakımdan bunlar hep benim aklımı kurcalar. Sonra Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluğu var. Ve o şampiyonluk fotoğraflarında görmek isterim arkadaşlarımdan. Orada da çok iyi futbolcular vardı. Yani. Evet bu 65-66-67 iki sene üst üste. Burada hemen Fethi sol tarafta. Spajic, Lubiša Spajic teknik direktör. Yanında Yusuf. Sanlı bakın Küçük Ahmet var arada Sanlı nasıl saçları Sanlı Süreyya Ali İhsan Masör Zeki ve hemen aşağıdan sağdan devam edelim Suat Mamat oturuyor yanında Kaya Köstepen Sabri Dino Necmi Mutlu rahmetli Fehmi daha yeni vefat etti onun için hemen burada sözlerimin arasını alıyorum onu ve bu arada soldaki Yavuz'un yanında Süreyya biraz önce Uzakta göremedim. Bayağı bir flu fotoğraf. Sabri'nin yanında, Sabri ile Suat'ın ortasındaki futbolcuya Kaya Köstepen dedim. Demin göremiyorum. Ve bir de diğer fotoğrafına, Beşiktaş'ın diğer fotoğrafını görelim. Bu da 65-66 şampiyonu Beşiktaş. Solda Yusuf eller belinde, yanında Güven Ünüt, gol krallığı kazanan Güven. Fehmi, Küçük Ahmet, Yavuz, Suat Mamat, Necmi, kaleci ve oturanlar Ahmet İstanbulspor'dan alınan Arap Ahmet dedi ona. Yanında Sanlı, Süreyya ve Fethi.
Bu iki tane önemli sahne, önemli Beşiktaş'ın şampiyonlukları burada Suat yer aldı. Ve sevgili Ömer, şimdi daha bitmedi tabii. Hem burada hem Galatasaray'da Milli takımı. Attığı goller, milli takıma daha geleceğiz. Bir de 30 yaşından sonra Bülent Eken'in onunla ilgili verdiği bir demeç var. Bülent Eken koyu Galatasaraylı. Futbolda diyor 30 yaşında her şey biter diyor Türkiye'de diyor. Tebrik ediyorum diyor Suat Mamat'ı. 33 yaşında diyor Galatasaray'ı şampiyon yaptı diyor. Bülent Eken söylüyor bunu. Beşiktaş'ı mı? Evet. Beşiktaş'ı. Galatasaray'ı mı dedim? Evet Beşiktaş'ı. O kadar çok şampiyonluğu var ki adamın. Yani 6 yıl şampiyonlukla geçmiş. 33 yaşında diyor şampiyonu yaptı diyor. Demek ki diyor bu iş diyor kendine bakarsan iyi gidecek bir spor diyor. Daha bitmiyor. 1966'da ayrıldıktan sonra vefaya gidiyor. Bu arada yine artistik bir fotoğraf var. Çırağan Sarayı'nın kapısı bu. Burası işte Şeref Stadı. Evet. Bakın sevgili seyirciler işte artistik diyoruz. Olağanüstü diyoruz. Balet diyoruz. Şu pozu verebilen şu anda bir futbolcu var mı? Bakın kale direğine kadar yükselmiş ve bir paralel direğin üst direğine paralel röveşata yapıyor. Bir de bir şey daha var. Bir de yerleri düşün orada böyle taş, çim filan değil. Taş. Böyle öbek öbek şey. Tabii tabii. Taş, şimdi Şeref Stadı taşı boldur. Tabii. Çamur tutmaz. Ama Vefa berbat balçıktır. Tabii. Fenerbahçe'de çamur da öyledir. Hele Dolmabahçe. Yani sevgili seyirciler bunlar olağanüstü. Demek ki o sıralarda Suat Mamat eğer atletizme başlayacak olsaydı yani futbol yerine belki çok çok daha yüksek büyük atlama bir, falan. Evet yani olağanüstü bir kabiliyet. İnsan bunu seyretmekten doyamıyor. Ben şimdi cümlelerimi nasıl tamamlayıp da bu fotoğraftan Vefa'ya geçeceğim üzülüyorum yani fotoğrafı bırakmak istemiyorum. Evet Beşiktaş'ta üst üste şampiyon olduktan sonra Vefa'ya gidiyor. 67-68'de Vefa'da dördüncü büyük o zaman. Vefa'da da çok başarılı bir sezon geçiriyor. Hatta çok büyük bir üzüntüsü var. Yasin, o da Bakırköylü Yasin. Suat da bir onun abisi. Bir müsabakada Vefa Suat'ın golüyle Yasin'in bacaklarının arasından Galatasaray'ı mağlup ediyor. Ve Suat maçtan sonra diyor ki içim sızladı diyor. O da tabii onun amatörlük tarafı. Geliyoruz bir de Suat Mamat'la ilgili milli takımlara. Sevgili seyirciler, milli takımda Suat Mamat'ın 27 golü var. 27 golün 27 kez ay yıldızlı formayı giymesi var. 27 gol attı. Şimdi rakamlar karıştı. 27 kez milli oldu. Bir kezi B milli, diğerleri A milli. Milli takımda 5 golü var. Fakat 5'i de birbirinden önemli. Önce 1950 yılına gelelim. 1950 yılında Suat Mamat zaten o takıma girecek hali yok. Ama bir tarihi bilgi vermek istiyorum sevgili seyircilerimize. 1950'de biz Brezilya'da Dünya Kupası'na katılamadık sevgili Ömer Üründül. O zamanlar yine de babam vasıtasıyla kulağına çalınmıştır mutlaka. Mali sıkıntılar nedeniyle katılamadık. Ve bizi Avrupa dışına itmeye başladı yani FIFA. Dedi ki siz Asya Ligi'nde oynayacaksınız. Ulvi Yenal o sıralarda federasyon başkanı. Daha sonra Hasan Polat gelir. Hasan Polat Ulvi Yenal'la Eşva Kaykaç'ı, bunlar iyi lisan bildikleri için Galatasaray Lisesi mezunları, Viyana'ya FIFA kongresine gönderir. O iki usta çok büyük bir başarı verirler ve milli takımımızı tekrar Avrupa'ya alırlar. Aldıktan sonra da 54 Dünya Kupası elemeleri var. 54 Dünya Kupası elemelerinde birinci maç Madrid'de oynanır. Vaktimiz var mı yönetmenimiz Murat Çelik? 4-1 kaybettik. 10 dakikamız kaldığına göre bunları hemen biraz daha az tafsilatlı verelim diyorum. Evet 4-1'lik müsabakada 6 Ocak 1954 Madrid'deyiz. Kalede Şükrü oynuyor. Bülent Müjdat, Eşref Ali İhsan, Robert Lefter, Mehmet Ali, Recep Fahrettin Burhan ve tek golümüzü atan oyuncunun adı Recep Adanır'dır Beşiktaşlı. 4 gol yeriz ve bu ilk müsabaka hüsranla sona erer. Bu da o sıralarda tarihe mal olmuş milli takımımız. Hemen başta Basri Dirimli'nin yanında Mustafa, Coşkun, Robert,
Suat Mamat, Çetin Zeybek, Bandırmalı, Turgay Şeren. Oturanlar solda Feridun Fenerbahçeli, yanında Şükrü Ersoy, Rıdvan Ordu'dan gelir, Lefter Küçükhan Yadis ve Canavar Burhan. Canavar Burhan milli takımda olsun, dünya kupalarında olsun, Fenerbahçe'de olsun muhteşem bir forvet ve diğeri de Fahrettin. O da yine oturanların başında solda, o da Fenerbahçe'nin çok önemli bir adamı. Ve bu müsabakada 4-1 yenildikten sonra 14 Mart 1954'te İstanbul'da karşılaşıyoruz. Bir İstanbul'da 16. dakikada bahsettiğim Burhan, Canavar Burhan golü filelere takıyor. Olağanüstü bir gün tabii. Hemen o isimleri de anmak isterim. Kalede Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetin, Robert, Lefter Suat, Feridun Burhan, Coşkun. 16. dakikada attığı bu golle işte şu anda görüntüye getirdi arkadaşlarımız. 16. dakikada attığı bu golle bize 3. müsabakanın yolunu açıyor. Diyeceksiniz ki nasıl olur bu? Birinci maçta 4-1 yenilmişsiniz, ikinci de 1-0. O zamanlar averaj diye bir şey yoktu sevgili seyirciler. Onu da hemen sözlerimize ekleyelim. Averaj, üçüncü maç Roma'daydı değil mi abi? Üçüncü maç Roma'da. Şimdi değerli arkadaşımız Salih Kabaoğlu'nun da görüntüleri var, güzel sürprizleri var. Onları da sizlere göstereceğiz. Üçüncü maçın hemen 17 Mart 1954'te Roma'da olduğunu, takımı yine okuyayım. Önce Turgay, sonrası Turgay sakatlanır, Şükrü Rıdvan, Basri Mustafa Çetin, Robert Coşkun, Suat Feridun, Burhan Lefter. Dakika 38'de Burhan golünü atar. Suat 63'te bir gol yeriz. 63'te Suat 2-1 yapar. 63'ten sonra tam galip geleceğiz denirken bir gol atarlar bize ve berabere. Bakın burada Suat'ın attığı 2-1'e getiren gol gösteriyoruz kendisini. Çok önemli bu. Tabii şey bu 2-1'e geliyor şimdi bu golle. Aradan 4-5 dakika geçince bir gol yiyoruz ve durum 2-2 sona eriyor. 2-2 sona eriyor ama şimdi bakın önce bir de Turgay'ın burada yediği golü seyredelim. Burada bakın tuttuğu köşede direğin yanında hemen top içeride işte. Ağır çekimde de gördük. Şimdi diğer gollerde o zamanın tabii çekim şartlarına göre bakın sağdan bir pas. Uzaktan bir şut gelecek. Yine burada ters tarafta kalıyor Turgay Şeren rahmetli. Evet, kafayla sol taraftan 2-0 oluyor. Ben bunları bak ilk defa seyrediyorum. Tabii, tabii. 2-0'dan sonra 2-1 yapacak işte Suat Mamat. Yok burada, önce 1-1 oluyor. Burhan abinin golüyle 1-1 oluyor. Şimdi sonra burada bir saniye yanlış bir şey söylemeyelim. 17 Mart Roma'da Burhan 38, Suat 63. 63 ha. Evet. Aralardan geçen bir top yine ve Turgay bu golden sonra sakatlanarak sahayı terk ediyor. Bakın yakın plan kolunun altından golü alıyor içeriye. Kaleye Şükrü Ersoy geçiyor. Başka gol olmuyor ve müsabaka 2-2 bitiyor. Şimdi yine Salih Kabaoğlu'nun görüntüleri var. O kadar enteresan. Bu Roma'da 63 bin seyirci var o zaman. Evet, sevgili Meret, eski Ömer Üründür. 63 dolu bin seyirci. Bir de o Roma Olimpiyatları'da o zaman şehrin bayağı uzağında bir kenar mahalle. Oranın çocukları da tribünlere atlayarak maçı bedava seyrediyorlar. İşte bakın bunlar. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlar bedava maçı seyrederler. Maç 2-2 bittikten sonra kura çekilecek. Onlardan ortadaki... Tabii şeye de gireyim araya. O zaman penaltı atışları yok. Penaltı kura yok. Yani böyle uzatmada berabere bitti mi yazı tura. Evet. Orada Franco isimli işte bu delikanlı. Polisler yakalıyorlar onu sahanın kenarında. Gözünü bağlıyorlar. Gel bakalım diyorlar kura çekeceksin. O da zannediyor ki bedava seyrettiği için acaba karakola mı çekilecek? Ve bir beyaz kağıt konuyor kupanın içine. O kağıtlardan... Evet bu şimdi görüntülerin özetleri. Çok eski görüntüler tabii sevgili seyirciler. İşte Franco ortada. Şimdi yine gelecek. Bakın burada kurayı çeker. Ve Türk takımı tura atlar. İşte bu Franco. Franco Türkler tarafından büyük bir sevinç içinde karşılanır. Kucaklara alınır. İspanyol futbolcular ise yüzüne tükürür.
Ama Franco daha sonra Türkiye'de çok büyük bir sevgiyle karşılanacak ve zaman zaman kendisine armağanlar, hediyeler gönderilecek ve hatta Türkiye'ye bir seyahati de gerçekleşecektir. Ne yazık ki bu fotoğrafı çekildikten 15 veya 18 sene sonra bir trafik kazasında Franco vefat eder. Ve şimdi artık programımızın sonuna gelirken Suat Mamat'ın bu gollerini güzel bir ustanın sesiyle süslemek istiyorum. Bu Dünya Kupası'na gideriz. Dünya Kupası'nda birinci golümüz 3. dakikada Suat'ın ayağından gelir. Dünya Kupası'nda Bern'de, İsviçre'de oynuyoruz. Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetin Robert, Erol Suat, Feridun Burhan, Lefter. 3. dakikada golümüzü atmasına rağmen Suat 4 tane gol yiyoruz. Almanlara 4-1 mağlup oluyoruz. Daha sonra 7-0'lık bir Kore galibiyetimiz var. Ve şimdi sevgili Halit abim, seni candan kutluyorum. Yepyeni yaşında, söyleyeyim yaşı da kaç oldu? Birkaç gün önce 93 yaşına girdi. Sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyor sana. Spor için yaptığın, spor adına yaptığın, mikrofonda geçirdiğin yıllarla ilgili tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ve şimdi Halit abinin sesinden Güney Kore Türkiye milli maçı ve Suat'ın da attığı 2 gol var. Türk milli takımı Cenevre'de Güney Kore karşısında. Hemen ataktayız. Pas, Suat ve gol. Türkiye 1, Güney Kore 0. Ceza alanı dışında Lefter mükemmel vuruyor ve 2-0. Cenevre alanında Türk golleri Burhan'dan bu kez 3-0 galibiyete yükseliyoruz. Suat'tan 4. gol. Bir paslaşma, Burhan ve 5-0. Yeni bir atak. Yeni bir gol pozisyonu hazırlıyoruz. Sağ aktarılan top, Erol'un vuruşu 6-0 galibiz şimdi. Ve artık perde kapanmak üzere. Necmi, içeri bir atak. Burhan dönüp vuruyor ve Türkiye Güney Kore'yi 7-0 yeniyor. Evet sevgili seyirciler, biz Ömer Üründül'le birlikte bu golleri seyrederken bana dedi ki televizyon mu dedi. Hayır radyodan mı anlattı? Şimdi radyodan değil bu radyodan anlatıldı. Anladım. Ama bu ne? Tamam. O yıllarda biz iki büyük bankanın ismini vermiyorum. İki büyük bankanın reklam seslendirmelerini yapıyorduk Halit abiyle. Türkiye'deki bütün lig maçlarını ben anlatırdım ve haftanın önemli müsabakası diye bütün sinemalarda yayınlanırdı. Bir başka bankada da yine Halit abi haftanın spor olaylarıyla ilgili maçları özetlerdi. Bunlar çekilen filmler. Onları bu çekilen filmler hep arşivde. İstanbul'a gönderiliyor bunlar. Ve o zaman da bu seslendirmelerle sevgili seyircileri bir başka heyecana sokuyorduk. Ve Halit abim 93'e girdi. Hala maşallah delikanlı. Bu sesle bize tabii çok çok aşina. Benim spor spikerliğine başlamamın sebebidir Halit abi. Beni zorla ismimi yazdırdı. Ve o zorla yazdırdıktan sonra ben de şaşırdım ve birinci oldum. Evet sevgili Ömer Üründül. Şimdi rahmetli Suat Mamat'ı tüm tafsilatıyla verebildiğimizi sanıyorum. Bu akşamla ilgili bana bir yorum yapabilir misin? Beşiktaş-Fenerbahçe revanşıyla ilgili ve bu cümlelerinden sonra bir iki dakikalık yorumundan sonra programa son vereceğiz. Vallahi. Ve Erdoğan Arıkan da sanıyorum ben seninle program yaptığım için kıskanacak şimdi. Şöyle söyleyeyim. Sevgiler çabuk, Erdoğan Arıkan. Çabuk vaktimiz de bitti. Beşiktaş kadro olarak Fenerbahçe'den daha iyi, bu bir kesin. Yalnız kupa maçları daha değişiktir. Daha rotasyonlu kadrolarla çıkılır. Yani kupa ile lig maçlarını birleştirmemek lazım. Bunun için bu maçta tabii iki takım da rotasyon yapabilir. Bunun dışında da her zaman derbilerden önce söylediğim bir şey var. Bütün dünya derbilerinden önce kendi sahasında oynayan takım bir adım öndedir diyelim. İki takıma da başarılar. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili seyirciler, hem Suat Mamat'ı andık, hem Halit abimizin yeni yaş yılını, yaş gününü kutladık. Hem de milli maçla ilgili bu önemli müsabakaların, yani Dünya Kupası ile ilgili önemli müsabakaların dışında
Birkaç saat sonra başlayacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Kupası'ndaki rövanşın yorumunu da yaptık. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Sonsuz sevgi ve saygılar. Hoşça kalın.